Merhaba arkadaşlar. 6. sınıf vergi ve önemi konusundan başlayacağız arkadaşlar. İlk önce tanım olarak başlayacağız. Biliyorsunuz tanım bilmeden soru çözülmüyor. Sosyal bilgiler ne kadar basit bir sorumuz olsa da arkadaşlar. Vergi nedir? İlk başta duyduğumuz şey, vergi haberlerde duyuyoruz. Gündelik hayatta büyüklerimizden, annelerimizden, babalarımızdan birçok hayatta birçok yerde duyuyoruz. Şimdi bakıyoruz tanım olarak arkadaşlar. Devletin vatandaşlarına hizmetleri karşılığında onlardan çeşitli yollarla doğrudan veya dolaylı olarak aldığı paradır. Şimdi devletin vatandaşlarına hizmetleri karşılığında diyor. Demek ki burada ne anlıyoruz arkadaşlar? Devlet bize bazı konularda hizmet ediyor. Hizmet ettiği için bunun da bir ne olacak arkadaşlar? Dönüş olacak. Karşılığı olacak. Çeşitli yollarla yani kullandığımız araçlar, satın aldığımız ürünler, yaptığımız seyahatler, bir takım şeylerden dolayı devlet bazen doğrudan, bazen de dolaylı yollarla bizlerden vergi olarak bu paraları topluyor. Tekrar bize hizmet yapabilmek için. Şimdi buraya baktığımız zaman arkadaşlar, devlet bu aldığı vergilerle aşağıdaki hizmetleri yerine getirmektedir diyoruz. Şimdi bakıyoruz neler yerine getirebilir? Mesela devlet bizden aldığı vergiyle bizim güvenlik sorunumuzu çözebilir mi? Evet arkadaşlar, güvenlik konusunda bize destek olabilir. Peki aldığı vergilerle devlet toplumda adaleti sağlayabilir mi? Tabii ki arkadaşlar, avukatlarımız, hakimlerimiz, savcılarımız, adliyelerimiz, hukuk sürecimiz işleme konumunda. Diğer konu olarak arkadaşlar, devlet bizden aldığı vergilerle eğitim konusunda destek olabilir mi diye bir soru sorsak, emin olun sınıfta birçoğunuz bunu söyleyebilirsiniz. Burada arkadaşlar eğitime yönelik okulların açılması, hizmetlerin verilmesi, kursların devlet dediğiyle verilmesi yine bizim devlete verdiğimiz vergiler sonucunda oluyor. Ve arkadaşlar birçok grup olarak bunu artırabiliriz ama baktığımız zaman devlet bizden aldığı vergilerle bize sağlık konusunda destek çıkabilir mi? Tabii ki destek çıkabilir arkadaşlar. Burada biliyorsunuz ki sağlık konusunda devlet hastaneler yapıyor, sağlık ocakları yapıyor. Yurt dışında diyelim ki bir olumsuz bir durumla karşılaştığı zaman bir vatandaşımız yurt dışına gitmesi gerektiği zaman Sağlık Bakanlığımız bu konuda devreye giriyor. Birçok alanda destek çıkılıyor arkadaşlar. Buraya baktığımız zaman anayasamızdan bahsettik. Anayasamızda vergi nasıl dinletiliyor ya da vergi nasıl gündeme geliyor arkadaşlar? Vergi vermek bir kar mı, suç mu? Vergi vermesek ne olur? Devlet neden bizden vergi istiyor? Sadece bu sözel olarak bir şey mi? Tabii ki değil arkadaşlar. Anayasamızda verginin kimlerin nasıl vereceği kalem kalem yazılmıştır. Bakıyoruz. Herkes kamu giderlerini karşılamak üzere. Bakın herkes diyor. Bir ayrıcalık durum belli etmiyor arkadaşlar. Herkes kamu giderlerini karşılamak üzere mali gücüne göre vergi vermekle yükümlüdür. Yükümlülük nedir arkadaşlar? Yükümlülük aslında bir nevi zorunluluk anlamına geliyor. Yani devlet bu vergiyi ben sizden hizmetlerim karşılığında alırım diyor. Mali gücüne göre şimdi diyebilirsiniz arkadaşlar. Hocam büyük iş adamları da var. Zengin insanlar da var. Maddi durumu olmayan orta gelirli aileler de var. Onların hepsi eşit bir şekilde mi vergi veriyor? Herkes vergi verirken diye düşünebilirsiniz. Arkadaşlar maddi durumu olandan ona göre vergi alınıyor. Maddi durumu biraz daha düşük olan orta gelirli ailelerimizden, kişilerimizden ona göre vergi alınıyor. Yani şöyle bir örnek vereyim. 400 bin liralık bir jipe binen bir kişinin verdiği motorlu taşıt vergisiyle, yani kullandığı araç vergisiyle 40 bin liralık bir motorlu taşıda binen bir kişinin verdiği vergi tabii ki de aynı olmayacak. Vergi vermek hem vatandaşlık görevimiz hem de sorumluluklarımızdan birisidir. Arkadaşlar bizim vatandaşlık olarak birçok görevimiz var. Hani etkin vatandaşlık konumuz vardı öncesinde, geçen yıllardan da gördüğümüz gibi. Bizim bu vatandaşlık görevimizdir. Askere gitmek, vergi vermek, kanunlara uymak. Hem de sorumluluklarımızdan da. Vergi dediğimiz zaman arkadaşlar aklımıza her zaman şu gelecek. Hem bir görevdir, hem de bizim için bir sorumluluktur. Geçiyoruz konumuza. Evet, buraya geldik arkadaşlar.
Burada ülkemizde alınan bazı vergi çeşitleri var. Belki daha öncesini duymuşsunuzdur. Belki duymadıklarınız vardır. İlk defa duyabilirsiniz ama birkaç tanesini eminim hayatınızda birçok yerinde duymuşsunuzdur. Şimdi gelir vergisi. Bizim kazandığımız, aldığımız maaşlar, elde ettiğimiz sermaye, elde ettiğimiz paralar üzerinden, kazancımız üzerinden devletin bizlerden topladığı vergiye biz gelir vergisi diyoruz. Geliri zaten biliyoruz. Kazandığımız cebimize giren paradır arkadaşlar. Motorlu taşıtlar vergisi dediği zaman arkadaşlar bunda motosiklet de var. Bunun içinde otobüs de var. Bunun içinde bir otomobil de var. Bunlar motorlu taşıtlar adı üzerinde motorla çalışan taşıtlardan alınan vergilerdir. Ama dediğim gibi az önceki bir önceki konuda anlattığım gibi 400 bin liralık bir otomobile binen kişiyle 40 bin liralık bir otomobile binen kişi arasında tabii ki vergi konusunda bir ayrıcalık olacak. Özel tüketim vergisi ÖTV kullandığımız, aldığımız eşyalar üzerinden alınan vergilerdir. Örneğin arkadaşlar bir araç alacağız. Özel tüketimimizdir. Araç bizim özel şahsi mülkümüzdür. Veya gittik bir beyaz eşya dükkanından bir tane buzdolabı alacağız. Buzdolabını almak arkadaşlar bizim özel tüketimimiz alanına girer. Yani mutfakta kullandığımız özel şey, şahsi eşyamızdır bizim. Hani haberlerde duymuşsunuzdur. ÖTV'ler düşecek, işte kampanyalar başlayacak. Kastettiği olay budur arkadaşlar. Gelelim birçok şeyde devletin dolaylı olarak bizden aldığı vergi. Bunları en basitinden arkadaşlar bir çikolata alsanız dahi, bir 10 liralık bir bardak alsanız dahi fişine, faturasına baktığınız zaman arkadaşlar üzerinde bir tane sizin verdiğiniz ücretin dışında KDV adında bir şey yazacaktır arkadaşlar. Bu KDV'den kastımız arkadaşlar katma değer vergisi. Yani devletin o ürünü aldıktan sonra senin cebinden dolaylı olarak aldığı paradır. Yani doğrudan dediğimiz gidip biz vergi vermiyoruz. Devlet bu ürünü aldın, bu kalemi 5 liralık bir kalem, bunun içinden 1 lirası vergidir. Misal, örnek var. Emlak vergisi deyince aklımıza çocuklar konut gelecek, ev gelecek, sitelerimiz gelecek. Yani içerisinde yaşadığımız, barındığımız alanlar gelecek. Mesela kiracılar değil de ev sahibi olan kişiler yıllık mesela emlak vergisi verir. O konutta oturduğuna dair. Kurumlar vergisi. Özel kurumlar, devlet kurumları bir takım arkadaşlar durumlarda kurum çalıştığı için ister özel sektör ister resmi devlet kurumu olsun buradan aldığı vergilerdir. Örneğin bir holdingden alınan yıllık kazandığı kazançtan alınan vergi, yaptığı işlerden alınan vergilerdir. Tekrar edelim arkadaşlar bir özet. Kafanızın karışmasını istemiyorum çocuklar. Ülkemizde alınan bazı vergi çeşitleri dedik. Gelir vergisi, gelirlerimiz üzerinden. Motorlu taşıtlar vergisi bindiğimiz araçtan, motorlu araçlardan alınan vergi. Özel tüketim vergisi özel şahsi olarak bizim aldığımız ürünlerden alınan vergidir. Bir buzdolabıdır, bir televizyondur. Katma değer vergisi en basitinden bir marketten aldığımız çikolata, bir küçük züccaciyeden aldığımız arkadaşlar bir 10 liralık bardak bunlar. Emlak vergisi konuttan alınan vergidir arkadaşlar. Oturduğumuz evlerden, dairelerden alınır. Kurumlar vergisi de holdingdir, şirkettir, özel sektördür. Burada kurulan yapılardan alınan vergilerdir. Yaptığımız bir alışveriş sonrasında o ürüne ait fiş veya fatura aldığımızda devletimize vergi gider. Bu vergiye de arkadaşlar az önceki bahsettiğim gibi biz ne diyorduk? KDV diyoruz. Eğer bu fiş ve faturayı alırsak buradaki cümlede bahsedilen olay şu. Devletimize vergi gider. Eğer fiş ve fatura kesilmeyen bir ürünü aldığımızda devletimize vergi gitmiyordur. Yani devletin ya bundan haberi yoktur ya da o kişi fiş ve fatura kesmeden vergiden kaçmaya çalışıyor olabilir. İşte bu KDV ile devletimize dolaylı yoldan vergi kazandırmış oluruz. Bu nedenle de arkadaşlar biz gittiğimiz yerlerden fiş ve fatura almak zorundayız. İsteyeceğiz. İstediğimiz zaman alabiliriz bunu. Evet bakıyoruz şimdi arkadaşlar. Vergi vermek neden önemlidir? Şimdi Mehmet Hoca
çocuğa anlatıyorsunuz. Vergi şöyledir, vergi böyledir, iyi hoş, versek ne olur, vermesek ne olur diye düşünebilirsiniz. Arkadaşlar, vergi olarak bileceğimiz olay şu. İlk başta şunu söyleyeyim. Bize de zamanında öğretmenlerimiz bunu diyordu. Vergi arkadaşlar, devletin temelidir. Bakın, aslında devlet biziz. Bizim verdiğimiz vergilerle devlet ayaktadır. Devlet ayakta durduğu sürece de bize hizmet akmaya devam edecektir. Birazdan göreceksiniz. Yani bizim verdiğimiz vergiler elektrik, yol, su, eğitim, sağlık, güvenlik olarak ne yapıyor arkadaşlar? Bize tekrardan geri dönüyor. Halkın refah ve huzuru artar. Vergisini vermeyen bir toplum düşünün. Kaosun olduğu bir toplum düşünün. Şimdi ben diyelim ki vergimi vermiyorum ve devletten de diyorum ki yol, mahallemizde çöp konteyneri yok. Devlet neden bize yardımcı olmuyor? Belediye neden bize yardımcı olmuyor? Vergi vermediğimiz zaman bazı hizmetlerde imkan olmadığı için ayağımıza kadar gelemeyecek. Bu yüzden refah ve huzurumuz için düzenli olarak, vatandaş olarak vergimizi vermek zorundayız. Ülke ekonomisi gelişir. Düşünün, bir iş adamıyım. Yıllık 2 trilyona yakın para kazanıyorum ve hiçbir şekilde devletin bundan haberi yok. Sürekli para kazanıyorum ama devletin bundan hiç yaptığım işten haberi yok. Arkadaşlar, benim kazancım bana olur bir tek. Devletin, ülkenin gelişmesine yönelik hiçbir gelişme kaydedemeyiz. Bu yüzden ülke ekonomisini geliştirmek adına vergimizi düzenli bir şekilde yasal yollarla ödemek zorundayız. Halka yapılan hizmetler artar. Hani bir söz vardır ya, toplumda duyarız. Ne kadar ekmek o kadar köfte arkadaşlar. Yani biz ne kadar devletimize düzenli vergi verirsek, ne kadar hizmetleri aksatmadan bu vergilerin karşılığını ödersek arkadaşlar, hizmetler de bize gelmeye devam edecektir. Devlet bizlere sağladığı hizmetlerin devamını sağlar. Arkadaşlar, burada devletin bize hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak için bizim yine düzenli bir şekilde vergi vermemiz gerekir. Çünkü vergimizi vermezsek devletin bizden haberi olmaz. Bize devlet hiçbir konuda yardımcı olmaya çalışmaz. Evet arkadaşlar, konumuz bugünlük bu kadar. Birazdan test çözmeye devam edeceğiz.